Partitube bundan 5 yıl önce kurulmuşken bundan 15 yıl önce de bu aramızdaki dostluğun ilk adımları atılmıştı. Taksim'de küçük bir barda, küçük bir taş yapının üzerinde oturmuş poğaçalarımızı kıtlarken bu günleri hayal etmiyorduk tabii ki ama Berkcan Adana'da muzlu süt, Berkcan büfe falan işlerini tam orada yürütemeyince İstanbul'da gelip kokteyl bar açıp ondan sonra da sektörü "Ayt lan döndüm" dedi ve şimdi bizlerle beraber. Eyvah! Arkadaşlar bir kozalak şurubu tarifi paylaşacağız sizlerle beraber. Biz böyle güzel çam kozalağı deyince tabii ki insanların aklına böyle çok uzun uzun şeyler geliyor. Başka tip kozalaklar geliyor ama böyle Ladin kozalaklarını kullanmak istedik biz. Biz burada birkaç profesyonel takipçimize yani evde ve iş yerlerinde bazı tariflerimizi alıyorlar, geliştiriyorlar, üzerine katıyorlar. Bazen bunlarla menülerinde yer bile veriyorlar. Birazcık daha alternatif bir ürün kullanalım o yüzden istedim. Kozalaktan bir şurup yapmayı insanlara gösterelim. Bununla alakalı birazcık Ladin yaprağı yani çam yaprağı, iğne yapraklılardan herhangi bir şey aromatiktir yapısı böyle. Reçinesi bayağı kuvvetli olur ve kozalağın kendini de kullanabiliriz. Kır iyice böyle zaten. Biraz sonra göstereceğim tarifi yapacağız. Öncelikle olarak buradaki ürünün hepsini kullanacağım. Yeşil kozalaklar daha aromatik oluyor. Kurudukça birazcık yağ içine çekiliyor. Isıtmak gerekir. Gerek yok. Onun yerine şu parçacıkları keskin bir bıçakla hafif hafif doğrayacağım. Daha önce olea sacrum videosu çekmiştik. Olea sacrum yani narenciyelerin yağıyla şekeri bir fermantasyona yani bir tepkimeye sokma işlemiydi. Onunla beraber beklettiğimiz. Çok güzel koktu evet ya. Müthiş koktu gerçekten. Şimdi bunu da kesebilirsem şöyle şunu da kesmek istiyorum. Şimdi bunu yaptık. Görebiliyor muyuz? Gayet güzel. Aromaları inanılmaz, inanılmaz iyi. Çok azıcık tuz koyacağım. Bakın. Şu kadarcık. Bir parçacık ya. Bunu şöyle avuç içimde göstereyim koyduğum miktarı. Arkadaşlar ortalama 0.02 gram falan. Gramaj olarak aklınıza almak isterseniz. Bunun sebebi biraz sonra o tuz, aslında şeker üzerine inşa edeceğiz şurubu ama bu tarafta tuz damaktaki hissiyatı daha rahat aromaları almanıza yardımcı olacak. Bazen yemek ya anlamazsın bir şey yoktur biraz tuz koyarsın. Anlarsın, evet. Lezzetlenir. Bunda da o hesap. Böyle birazcık tuzla çevirdim. Şimdi Berkcan abi buna çok azıcık sitrik asit yani limon tuzu. Arkadaşlar bundan da limon tuzundan da şöyle kırılmış limon tuzundan şu kadar bir parçacık buna ilave ediyoruz. Bu da kozalak kesildikten sonra şu renkler kararıyor ya. Kararmasını engelleyecek asidik düzenleyici yapacak. Şöyle hafifçe karıştırdım. Biraz suyunu salmaya başladı hatta kendi içinde. Güzel de koktu. Harika. Şimdi çorba kaşığıyla şekeri asılıyoruz abi. Geç. Şeker. Şurada bir şeker var. Ya görsel olarak beni ikna ettiği zaman duracak. Koy. Bir kaşık. İki kaşık. Üç. Dört. Dokuz. Onu diyoruz ve şöyle 10. bir karıştıracağız bir bakalım bu buna yeter mi? Şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdığımız sıvı da baktığımız şey ne şeker çok üstün gelecek ne de çam. Şimdi bunu bu şekilde yaptık ya bunun üzerine bir ufak dokunuş. Olea sacrum gibi narenciye yağı katacağız. O yüzden şöyle birkaç kabuk yani bir limonun ortalama. Üzerinden hemen hemen ben gramajlı tarifler çıkartırım normalde ama şöyle ben elle size görsel olarak aklınızda kalabilecek bir şey göstereyim. Bunun yağını üzerine sıkıp direkt içine atabilirsiniz. Hiç problem değil. İçine sıktım yağlarını ve bıraktım. Bunu yavaşça el yordamıyla şöyle karıştıracağım. Şimdi arkadaşlar narenciye yağlarını böyle sıktık, güzelce çevirdik olea sacrum'da yaparmış gibi. Videonun linkini de şuraya bıraktık. Evet, şimdi ne yapıyoruz Berkcan'cığım? Ocağa atacağız. Yani şu tencereye çevireceğim bu içeriği. Başlayalım mı? Ne yapıyoruz? Ne kadar şeker koyduk? Yaklaşık 10 kaşık koyduk. 10 kaşık. 10
10 kaşık, 10 çorba kaşığı da su koyalım. Su koyacağız. Buyurunuz çorba kaşığınız abi. Burada da suyumuz var. Ne kadar şeker koyduk? 10 çorba kaşığı. 10. Yine sayacağız mı? Yok canım. Dışarıya attıklarını saymıyoruz. Aynen dökülüyor. 2. Şu an tamamız hocam. Of. Şunu şöyle bir karıştıralım. Bu su buna az bile gelebilir biliyor musun? 5 kaşık daha koyalım bence. Ya koyalım. Aynen. Çünkü dolu dolu kaşıkta toz şekeri koyabiliyoruz ama suyu dolu dolu koyamıyoruz. Dolu dolu yapmaya çalışınca ne oluyor? Taşıyor, taşıyor. Arkadaşlar aslında görüyorsunuz. Aslında 5'i koyduk ya. Fizik derslerini çok dinlemedik. Fen bilgisi miydi o yani? Neydi lan böyle? Kimya. Evet arkadaşlar şimdi işlem nedir? 150-160 derecelerde elektrolik ocağımızın üzerinde bunun altını açacağız ve şekerin suyun içerisinde çözülmesini sağlayacağız. Arkadaşlar kaynama gerçekleştiğini anlamak istiyorsanız görsel olarak bunu takip edeceksiniz. Bakıyorsunuz fokurdama var, kaynama gerçekleşiyor, 100 derecededir diyebiliriz. Bir termometre kullanmanıza gerek yok bu aşamada. 100 dereceyi gördüm, altını kapattım. Bakın tamamen şeker adil bir şekilde dağıldı, aromalar odayı donattı. Bunu ne yapıyoruz? Dinlenmeye alıyoruz. Bu şekilde köşede dinleniyor, yani demlenmeye alınıyor. Şu anda şurubumuz hazır. Biraz sonraki videomuzda da bu videonun süresini doldurduk. Bir sonraki videoyu izlemek için de lütfen bir sonraki videoya atla seçeneğini takip edebilirsiniz.